Merhaba sevgili dostlar. RTV La Çanta projelerinden Name ismini verdiğimiz çanta projemizi beraberce çalışalım. Name ismini verdiğimiz çanta projemizi beraberce uygulayalım. Çanta projesinde RTV La Soft transferlerden 917 ve 918 açık zemin transferleri kullanmak istedim. Çünkü çantamın iki yüzü var ve bir tarafa kahverengi tonlarda, bir tarafı mavi tonlarda çalışarak iki taraflı da çantamızın kullanımını sağlamak amacıyla dantel serimizden, dantel transferlerimizden de 1760 numaralı varaklı zeminlerde, açık zeminlerde kullandığımız kumaş yüzeylerde kullandığımız kumaşlar için transferlerimizi çantada kullanalım. Ben çantamın size örnek olması açısından bir yüzüne kahve tonlarında dantel transfer ve soft transferlerimin tasarımını bu şekilde yaptım, hazırladım. Şimdi arka yüzünü beraberce çalışalım. Evet, desenlerimizi tasarımımıza göre parçalara ayırıyoruz. Dantel transferden kahve ve pembe tonlarda olanı zaten çalıştığım için bana mavi keten renkli desen lazım. Onu çıkarıyorum. Alıyorum. Bu deseni siz birkaç parçaya da ayırıp tasarımınızı yapabilirsiniz ama ben tüm kullanmayı tercih ettim. Her zaman söylediğim gibi Artebella transferleri ahşap, seramik, cam, galvaniz, kumaş yüzeylerde parçalayarak, kendi tasarımlarınızı yaratarak çalışmalar yapabilirsiniz. Evet, bir parçamız bu. Daha sonra diğer transferlerimizi keserek projemizi hazırlamaya devam ediyoruz. Evet, Nami isimli çantamızın mavi tonlarda olan renklerle çalışmamızı beraberce hazırlayalım. Şimdi dantel transferimizi koyduk. Ardından soft transfer desenini ben dantel transferime şu şekilde yakınlaştırarak bir kenar bordürü oluşturmak istedim. Çok zevkli arkadaşlar, puzzle gibi çalışmalar. Birbirleriyle de dikkat ederseniz birkaç transferle tasarım yapabiliriz. Artebella transferlerinin zaten en büyük farkı direkt alıp çalıştığımız objeye yapıştırmadan ziyade size tasarım imkanı sağlaması. Şu şekilde de çantamın arka yüzünü şurada ters koymuşuz. Tamamlayacağız. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tüm desenlerimizi tasarımı gördükten sonra arkasını çeviriyoruz. Çünkü kağıtlı yüzeyden ütüleme işlemi yapacağız. Buharsız ütüyle ütüleme işlemini yapıyoruz. Evet, tasarımımızı çanta üzerine yerleştirdik. Name isimli projemize devam ediyoruz. Koruyucu bir bez kullanarak ütümüzle 30 saniye kumaşımızın tabi kalınlığına göre, benim fay kumaşı olduğu için 30 saniye ütüleyebiliyorum. Ön yüzünden ütülüyoruz. Arka yüzü deyince de çantamızın rahatlıkla içine ütüyü yerleştirerek arka yüzü dediğimiz bölümden de 30 saniye ütüleyerek çalışmamıza devam ediyoruz. 30 saniye arkalı önlü ütüledikten sonra süngerimiz yardımıyla transfer kağıdımızı suya doyana kadar ıslatıyoruz. Arkalı önlü çalıştığımız çantalarda bir yüzü çalıştıktan sonra
İkinci çalışacağımız yüzü bir gün bekletmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Çünkü kumaşa geçirilen transfer çok taze, çok yeni. O yüzden ütülediğimizde zemini tutabilir. Dikkatli bir şekilde ilk önce ilk yüzü çalışıp daha sonra ikinci yüzü çalışmakta fayda var. Evet. Güzel bir şekilde desenlerimizi ıslatarak çalışmamıza devam ediyoruz. Evet, 20 saniye sonunda kağıtlarımızı transfer desenden ayırarak kaldırıyoruz. Evet. Çok hoş. Desenler hemen aktarılmış oluyor. Tasarımımızı çok kısa sürede hazırlayabiliyoruz. Sizler de çok şık, kendi tasarımınız olan çantalara sahip oluyorsunuz. Evet, son parçamızı da aldıktan sonra transferlerimizin yüzeyine süngerimiz yardımıyla tekrar siliyoruz. Peçeteyle kuruluyoruz. Bu safhadan sonra istersek bekletiyoruz birkaç saat, iyice kuruyor. Veya da acelemiz varsa fönleyerek çalışmamıza devam ediyoruz. Name ismini verdiğimiz çantamızın çalışmasına devam ediyoruz. Transferimizi yüzeye uyguladık. Ardından her transfer kumaşlar için satılan her transferimizin içerisinden çıkan fikseleme kağıdıyla desenimizi kumaşa fikseliyoruz. Bunu yine ütü yardımıyla yapıyoruz. Buharsız ütüyle mavi renkteki kağıdımızı desenimizin yüzeyine koyup 30 saniye kadar ütüleyerek deseni fikse ediyoruz. Evet. Fikseleme işlemimiz bittikten sonra kağıdımız soğuduktan sonra kaldırıp alıyoruz. Aynı işlemi başka bir fikse kağıdıyla üstteki bölümü uyguluyoruz. Bir de eğer çalışmalarımıza hızlı çalışmak istiyorsak arkalı önlü çalıştığımız bu çanta projelerinde arzu edersek alta yani bir gün beklemek istemiyorsak araya bez parçası koyup rahatlıkla çalışabiliriz. Evet, name ismini verdiğimiz Artebella çanta projelerimizden bir tanesini daha bitirdik. Arkalı ve önlü, sizlerle mavi yüzünü çalıştık. Arkalı önlü çalışacağımız çok şık çantalara sahip olabilirsiniz. Satış noktalarımızdan ve satış sitelerimizden set halinde ürünlerimizi temin edebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.